Değerli Başkan, kıymetli katılımcılar, değerli basın mensupları, Koç Üniversitesi TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu'nun her yıl başında yaptığımız Türkiye Ekonomisi Seminerine hoş geldiniz. Koç Üniversitesi'ne bugünkü misafirperverliği için çok teşekkür ederiz. Forumumuz Türkiye'nin sürdürülebilir bir büyüme ortamında dengeli bir şekilde kalkınması için gereken kısa ve uzun vadeli ekonomik politikalarının belirlenmesine katkıda bulunmayı hedefleyerek çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla çalışma raporu, araştırma notu, kapsamlı araştırma raporları gibi belgelerle ve düzenlediği konferanslarla ekonomi politikalarının ilişkin görüşleri yansıtmayı amaçlıyor. EAF'ın faaliyetleri arasında artık geleneksel hale gelmiş olan Türkiye Ekonomisi Seminerini pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra bugün yüz yüze gerçekleştirmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Bu durumun daha canlı ve verimli bir tartışma ortamı imkanı sunacağına eminim. Değerli konuklar, hem dünya hem Türkiye ekonomisi açısından oldukça zor bir yılı geride bıraktık. Covid sonrası normale dönme adımlarının yanı sıra Çin'in sıfır Covid politikasına devam etmesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başlayan jeopolitik tansiyon ve ham madde ve enerji fiyatlarında çok yüksek artışlarla hızla tırmanan enflasyon karşısında birçok ülkenin para politikasını sıkılaştırması, dünyada büyümenin hızla gerilemesine neden oldu. 2022 yılı muhtemelen kayıtlara 2009 krizi ve 2020 pandemisinin ardından son 30 yılın en düşük büyümesi olarak geçecek. Ancak maalesef 2023'ün 2022'den daha az risk, belirsizlik ve zorluk taşıyacağına dair bir beklenti içinde olamıyoruz. Enflasyon birçok ülkede zirve yapmış durumda. İzlenmekte olan sıkı para politikası karşısında özellikle gelişmiş ülkelerin enflasyonu 2023'te düşme eğilimine sokması bekleniyor. Enflasyonist riskler tamamen bertaraf edilene kadar finansal koşullarda herhangi bir gevşeme beklenmemeli. Bu açıdan 2023'te finansal koşullar muhtemelen sıkı olmaya devam edecek. ABD'nin muhtemel bir resesyon önleyebileceği varsayımı altında 2023'ün ikinci yarısından itibaren belli başlı ekonomilerin yeni bir büyüme evresine girmesini muhtemel görüyoruz. Ancak sıkı parasal koşullar ve devam eden jeopolitik gerilimler büyümenin zayıf olmasına yol açacaktır. Çin'in de büyümesinin hız kazanacağını ancak geçmiş performansının en azından 2023 için altında kalacağını düşünüyoruz. Ancak hızlanacağı konusunda pek bir şüphe yok sıfır Covid politikasından vazgeçmiş olduğu için. 2022 yılında küresel ekonomide karşımıza çıkan yüksek enflasyon ve sıkı para politikası gibi güncel gelişmelerin dışında yapısal ve uzun dönemli eğilimlerdeki güçlenmeler de dikkat çekiyor. Yeşil dönüşüm ve teknolojik gelişmelerin sektörlerde, şirketlerde ve iş gücü piyasalarında yol açtığı değişimlerin yanı sıra küresel ticarette 2009 küresel kriziyle başlayan ve 2020 Covid pandemisiyle iyice belirginleşen değişim 2022'de daha da görünür hale geldi. Birçok şirket ve ülke açısından girdi termininde ucuz fiyat önceliği yerini stratejik sektörlerde başlayarak güvenilir tedarikçiye bıraktı.